Safanur çok mutlusun. Mavi'de olsam gibi bir halim var. Yani keşke hep burada olsam diye bir halim yok. Ama beylerle çalışmaktan şu an için mutluyum. Beni çok ezmediler, Allah razı olsun. Yo, arkada hep dalga geçiyoruz işte. Ben, onlar mahallenin abileri, ben de mahallenin küçük kızı, ben onların yanındayım diye. Benim genel olarak burada sistemdeki bir eksiği gözlemledim. Arkadaşlarımla da paylaşmak isterim izin verirseniz. Biz burada her şeyi içimize atıyoruz. Yani burada böyle çok aşk böceği bilmem ne, aa, çok mutluyum falan gibi gözükmek istemiyorum. Şeyim o değil. Ama her şeyi içimize atıyoruz ve mesela Tahsin orada gidiyor, Mustafa'ya bir şey söylüyor. Biz bir gün önce tartışmış oluyoruz. Ben diyorum ki, bak benim hakkımda konuşuyor. Yani burada genel olarak hepimizde bu var. Bu konuda Safanur'a çok katılıyorum. Yani ben bugüne kadar galibiyetlerimde sürekli yani yapıyorum buna şımarıp arkada eziyet çektiriyorum herkese. Şimdi bugün ben, yani dün kaybettiğimde de Sergen sürekli benimle dalga geçti. Yani bu çok normal bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani buna darılmıyorum, kızmıyorum. Ve bence darılmamalı, kızılmamalı da. Mesela Emre'yle ilk 2-3 haftamı hatırlamıyorum. Hani bir sanki karşı karşıya gibi gözüktü. Ama geçen beraber yayını izlerken aşırı eğlendik ve dalga geçtik. Yani Mert de oradaydı hatta. Bayağı güldük. Yani hani bazı şeyleri artık gerçekten birbirimizi zamanla tanıdığımız için mi bilmiyorum. Ama hani dediği noktada orada haklı. Sınır olduğu zaman ya da kişinin, daha da tanıyacağız hatta. Kişi nerede bunu şaka olmadığını anlamaya başlayıp morali bozuluyor. Orada durduğumuz zaman belki de daha dengeler oturacak gibi hissediyorum. Konumuzla alakalı değil, Tahsin dediğiyle ilgili kısaca bir şey demek istiyorum. Yanlış anlaşılabilir. Burada sevdiğim en iki dostum İbrahim ile Hamza'ydı. Onlar ayrıldıktan sonra aramızda küçük bir espri oldu. Tahsin sen de benim iyi dostum ol da sen de git diye. O ya, yok, şakasına dedi, bir şaka. Espriydi. Tabii, yanlış tabii, anlaşılmasın. Dostu değiliz diyorsun. Asla dostu değiliz. Ya şef, ben Tahsin, ne yapayım, olsun. Ne yapayım ama daha sen biraz yürüdü çocuğu ama Tahsin şef, yani. Kusura bakmayın ya. Yani. O şakasına Tahsin'le şu an aramızda hiç kötü bir şey yok. İyi geçiniyoruz. Öpücük atıyor bana. Bence zaten bu da örnek olmalı çünkü hakikaten bayağı bir yükseldiğiniz zamanlar oldu. Oldu. Ama görmek istediğimiz de şey bu şimdi, gayet iyi geçiniyorsunuz. Vallahi öyle oldu, o aşağıda olunca bana öpücük atıyor, ben yukarıda olunca öpücük atıyorum. Hiçbir problem yok, o şeyde dediği şey de yanlış anlaşılmasın sadece bir espri. Sen peki böyle bir şey hissediyor musun, yani insanlar senin gitmeni isteyenler var, enerjisi alıyor musun? Var şefim, dışarıdan da uğraşılıyor şu an. Beni tanımayan insanlar hakkında tweet atıyor. Aramızdan birisi şefim, aramızdan birisi ne yazık ki Emre'yi. İyi bir aşçı olsa da siz onu tanımıyorsunuz. Kendisi tanımadığı halde böyle sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Kendisine ne diyeyim yani? Burada Çin'de bir kişi. Çıktı aramızdan. Ne diyebilirim? Genç bir arkadaşımız. Ümit'le geldi. Ne yazık ki bizden ayrıldı. Hayalleri vardı. Belki o hayalleri gerçekleştiremediği için üzüldüğünden dolayı bir hırs oluştu. O hayalleri gerçekleştirmesinin sebebi sen değilsin ki. Kendisi öyle gördü ama burada herkes yemeğiyle devam ediyor. Yemeği yapan geçiyor, yapamayan evine gidiyor. Evinden de uğraşanlar uğraşmasın artık benimle. Diyeceğimi dedim ben.